hastada gerçekten bir defsit gelişmediyse, yani ciddi bir güç kaybı yoksa ilk olarak hastalarımıza tabii ki amayasız yöntemleri öneriyoruz. Hatta ilk etapta fizik, uygunsa hastamız fizik tedaviler, egzersizler, şu an osteopatide, karyopraktide ciddi iyi insanlar var, iyi işler yapabiliyorlar. bunlar denenebilir, yapılabilir. Kesin yapılsın diye demiyorum, yapılabilir. Çünkü hastalarımız soruyor işte osteopati yaptırayım mı? Yaptırabilir. E, fayda da görebilir bu işlerden. E, biz fizik tedaviden sonra fayda görmemiş, yaklaşık 3 ay ilaç kullanmış, fizik tedavi görmüş ama ağrılar yine geçmemiş ve hastanın fıtığı var. MR görüntüsünde de fıtığı var hastamızın. Ama şöyle bu fıtık hani halk arasında, pat ben sevmiyorum onu ama hani halk arasında patlamış diyorlar ya da işte kanalda aşağı gitmiş ya da yukarı çıkmış. Yani yine cerrahi olacak hastalara uygulanmaz tabii ki. Ee, bu tarz hastalarımız için amayasız olarak fıtık içerisine girerek işte ozon tedavileri, radyo frekans tedavileri, işte PRP'ler, e, disk rejenerasyonu yani diskin iyileşmesini hızlandırabilir. Bu tedaviler uygulanabilir. Ee, yine e, fıtıktan çıktıktan sonra e, epidural steroid enjeksiyonu deniyor. E, o mendulla spinalisten yani omurilikten çıkan sinirlere ilaç vererek rahatlatma yapılabilir. Bunlar bazen kalıcı tedavi de sağlayabiliyor. Yani Bazı hastalarım bunlarla tedavi olabildi. E tabi bazı hastalarımız bunlarla tedavi olamadı. Bu sefer belki bir daha deneyebiliriz. İkinci işlem yapılabilir. Ondan sonra yine hasta fayda görmüyorsa en son aşamada ameliyat yapılabilir.